Sayın seyirciler, Türkiye PKK terörüne bugün iki şehit daha verdi. Bu kez adres Şırnak Silopi'ydi. Teröristlerin yola önceden döşedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. İki kahraman korucumuz şehit düştü, dört korucumuz yaralandı. Asker el yapımı patlayıcıyı döşeyen teröristlerin peşine düştü. Suriye'den ise sevindiren bir haber geldi. Zeytin Dalı harekatı sırasında iki askerin şehit edilmesi olayına karışan iki YPG'li hain daha Suriye'de yakalanarak Hatay'a getirildi. İstanbul'un göbeğinde taksici kabusu. Sen de 200 lira mı abi? Türk müşteri almayan bazı taksiciler dolandırmak için Arap turist avına çıkıyor. Ama değişim dedim, bizi almadın abi. Gönüm arıyorum ben abi. Gönüm arıyorum ben abi. Utandıran görüntüler az sonra şov ana haberde. Değişim saati diye bizi almadı. Ama Arap turistleri aldı gidiyor. Milyonlarca memuru ilgilendiren bir haber var sırada. Kamuda çalışanlar için esnek çalışma modeli geliyor. Yani memurlar kendi belirleyecekleri saatlerde çalışabilecek. Böyle bir imkan varsa neden olmasın? Avrupa modellerine uygun olursa daha güzel olur. Düzen oturtulamaz gibi düşünüyorum. Kamuda yeni dönem başlıyor. Memurlara esnek çalışma modeli geliyor. Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren düzenleme yeni ekonomi programına girdi. Memurlar artık nasıl ve ne zaman çalışacaklarına kendileri karar verecek. Çalışmak zorunda oldukları 40 saati istedikleri şekilde tamamlayacak. Gelişme açık bir iş modeli ama suistimal edebileceğini düşünüyorum. İşin en yoğun olduğu 10-12 ile 13-15 saatleri arasında tüm memurlar mesaide olacak. Diğer saatlerde de memurlar sosyal aktivitelere, eğitim programlarına katılabilecek. Hatta çocuklarının durumuna göre istediği saatte çalışacak. Benim devletle işim olduğum saatte gittiğimde memuru bulamazsam hiçbir anlamı yok. Maliye Bakanlığı personeliyim. Herkes ayrı bir saatte çalışırsa bizim programımız uygun gitmez. Memurlara evden çalışma imkanı da verilecek. Burada belirleyici kriter hizmetin özelliği olacak. Memurlar eğer isterse sabah 8'de işe gelip akşam 21'e kadar çalışabilecek. Böylelikle doldurmak zorunda olduğu 40 saatin 12 saatini doldurmuş olacak. Geriye kalan 28 saat içinse diğer günlerde istediği zaman mesai yapabilecek. Zaten devlet memurların %90'ı kaytarıyor. Günlük 10'ar saatlik mesailerle 40 saati dolduran memurlarsa bir günlerini boş bırakabilecek. Böylelikle haftada 3 gün izinli olacak. Bana çok mantıklı gelmiyor. Hani iş kanununa göre bazı sakıncalar yaratabilir ülkemiz açısından diyorum. 6'şar saat mesai saati olması lazım.